Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yıllardır yaptığım tam ölçülü tam kıvamında asla kararmayan orijinal aşure tarifini hazırladım. Aşureye eklediğim suyun bile litresini birebir ölçülü olarak veriyorum. Sizlerde tarifimi denediğinizde eminim artık aşurenizi hep bu şekilde yapacaksınız. Şimdi sizler hiç bekletmeden hemen tarifimin yapımına başlıyorum. Aşuremi hazırlamak için 8 su bardağı aşureli buğdayı 4-5 saat önceden kaynar su ile ıslattım. 2 su bardağı kuru fasulyeyi akşamdan ıslattım. 2 su bardağı nohutu da yine akşamdan bol su ile ıslattım. Vermiş olduğum su bardağı ölçüsü bu malzemelerin kuru olarak ölçülmüş halidir. Aşurelik buğdayımı sıcak su ile avuç içimde bu şekilde ovalaya ovalaya 5-6 defa suyunu değiştirerek yıkayacağım. Bu sayede aşurem kaynarken kararmayacak. Buğdayımı yıkayıp süzgeçten süzdükten sonra pişireceğim tencerenin içerisine alıyorum. Ben aşuremi kocaman bir tencerede pişiriyorum. Pişirdikten sonra bütün mahalleye dağıtacağım. Sizler daha az aşure pişirmek isterseniz verdiğim ölçüleri yarıya indirerek aşurenizi pişirebilirsiniz. Buğdayımı tencereme aldıktan sonra üzerine kaynamış su ekliyorum. Suyumu yine ölçülü olarak ekliyorum. Şu anda 6 litre su ekledim. Tenceremi ocağıma alıyorum. Gözüme suyu biraz az göründüğü için 2 litre daha su ekliyorum. Toplamda 8 litre su ekledim. Buğdayımı bu şekilde karıştırarak ocağımın büyük gözünde yüksek ateşte kaynamaya bırakacağım. Tenceremin kapağını kapatıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Ben de bu arada Kuru fasulye ile nohutumu haşlayacağım. Kuru fasulye ile nohutun üzerine geçecek kadar su ekliyorum. Ve haşlamak için ocağıma götürüyorum. Aşurelik buğdayım 1,5 saat Yüksek ateşte kaynadı. Şimdi karıştırıyorum. Buğdaylar artık yarılmaya başlamış, suyunu da tamamen çekti. Ee, yine su ilave ediyorum. Bu aşamada eklediğim su kaynar su, kesinlikle soğuk su eklemiyorum aşureniz pişerken ara ara bu şekilde karıştırırsanız dibine tutmayacaktır. Bu aşamada da toplamda 8 litre daha kaynar su ekliyorum. Suyumu ekledikten sonra içerisine haşlamış olduğum kuru fasulye ile nohut ekliyorum. kuru fasulye ve nohutumu da ekledikten sonra aşuremi tekrar karıştırıyorum. Aşurem pişinceye kadar sık sık bu şekilde karıştıracağım dibine tutmaması için bu işlemi mutlaka sizlerinde yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi aşuremin içerisine bir buçuk yemek kaşığı kadar tuz ekliyorum. E, tuz sayesinde aşurenin lezzeti dengelenecek mutlaka sizlerin eklemenizi tavsiye ediyorum. Tuzumu ekledikten sonra tekrar karıştırıyorum. Şimdi içerisine elmaya batırmış oldum karanfilleri ekliyorum. Karanfil aşureme aromasını verdikten sonra içerisinden alacağım. Tekrar bir karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını yarım olarak kapatıp kaynamaya bırakıyorum. Ben de bu arada aşuremi malzemelerini sizlere göstermek istiyorum. 1 su bardağı dolmalık fıstık, 2 su bardağı normal fıstık, 2 su bardağı kadar fındık, 1 kase ceviz, 1 çorba kasesi, kuş üzümü, 1 kase incir, kuru üzüm, karanfil, 1 kase dolusu kayısı, 2 tane de elmayı aşureme ekleyeceğim. Cevizleri aşurenin içerisine eklemeyeceğim servis ederken üzerine serpiştireceğim Aşuremi karartabilecek kuru yemişleri sıcak suyla bu şekilde ıslatıyorum 15 dakika kaynar suyun içerisinde Bekledikten sonra Güzelce yıkayacağım ve aşureme ilave edeceğim Sıcak suyu ıslattıktan sonra 15-20 dakika bekletiyorum bu arada aşurem 1 saat daha kaynadı. Şu anda iki buçuk saat kaynamış oldu. Tekrar karıştırıyorum. İçerisinden artık elmayla karanfili alıyorum. Karanfilin birkaç tanesi aşuremin içerisine düşmüş ama hiç sorun değil. Aşuremi tekrar karıştırdıktan sonra içerisine 2 litre daha kaynamış su ilave ediyorum. Çünkü kuru meyvelerimi ve şekerimi ilave ettikten sonra aşure biraz daha koyulaşacaktır. Suyumu ekledikten sonra hemen içerisine fıstık ekliyorum, pındık ekliyorum, dolmalık fıstık ekliyorum. küçük küçük doğrayıp sıcak suda bekletmiş olduğum kayısıyı ekliyorum. Kuru üzümü ekliyorum. Bu aşamada tekrar karıştırıyorum dibine tutmaması için. Karıştırdıktan sonra içerisine kabuklarını soyup küçük küçük doğramış olduğum elmayı ekleyeceğim ve eklemiş olduğum malzemelerle birlikte yüksek ateşte 20 dakika daha kaynatacağım Daha sonra da şekerin ilave edeceğim Şimdi elmamı da ekledim Güzelce karıştırdıktan sonra 20 dakika kaynamaya bırakacağım Aşurem eklemiş olduğum kuru yemişlerle birlikte 20 dakika daha kaynadı. Şimdi içerisine incirini ekledim ve kuş üzümümü ekliyorum. incir ile kuş üzümünü sona bıraktım aşureyi karartmaması için. Şimdi tekrar karıştırıyorum. Son olarak artık şekerimi ilave edeceğim. Aşuremiz bitme aşamasına yaklaştı. Bu aşamada daha sık sık karıştırmamız gerekiyor. Çünkü biraz daha koyulaştığı için dibine çok çabuk tutabiliyor. Aşuremi güzelce karıştırdıktan sonra artık şekerimi ilave ediyorum. İlk olarak 8 su bardağı şeker ekliyorum. Şekerimi ekledikten sonra eriyinceye kadar karıştıracağım ve tadına bakacağım. Tadı az olursa biraz daha şeker ekleyeceğim. Şekerimi ekledim ve şeker eriyinceye kadar güzelce karıştırıyorum. Aşuremin içerisinde şeker eridikten sonra bir kaşık alarak tadını kontrol ediyorum. Aşuremin tadına baktım. Şekeri biraz az olduğu için 2 su bardağı daha şeker ekliyorum. Toplamda 10 su bardağı şeker ekledim. 200 mililitrelik su bardakları ile. Şekerimi ekledikten sonra tekrar güzelce karıştırıyorum. 10-15 dakika daha şekerle birlikte kaynatacağım. Daha sonra yarım saat dinlendirip aşuremi servise hazırlayacağım. Şekerini ekledikten sonra 15 dakika daha aşurem kaynadı ve biraz daha koyulaştı. Gördüğünüz gibi bol malzemeli, kararmayan çok güzel bir aşuremiz oldu. Bu aşamada size biraz cıvık gibi gelebilir ama kesinlikle değil. Yarım saat bir saat dinlendikten sonra daha da koyulaşacaktır. Aşuremize toplamda 18 litre su ekledim ve 3 saat kaynatmış oldum pişmişlerim bittikten sonra yarım saat dinlendirdim. Şimdi servise hazırlıyorum. Üzerine kıymış olduğum cevizlerden serpiştiriyorum. Son olarak da tarçın serpiştirerek servise hazırlamış olacağım. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Tarifimi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın, hoşça kalın.